Bu videoda ürün yerleştirme bulunmamaktadır. Bir ülke düşünün, dünyanın en köklü tarihsel geçmişlerinden birine sahip olup zamanında 3 kıtaya yani dünyanın yarısına hakim olsun ama bir tane bile dünyanın izlediği tarih filmi olmasın. Tarihi gerçek kahramanlarla dolu olsun ama son 40 yıllık dönem içerisinde kahraman filmi bu, dizisi de bu olsun. Ve yine öyle bir yer düşünün ki maalesef ki gerçek hayatta kadın cinayeti haberlerinin en fazla olduğu ülkelerden birisi olsun ama dizilerinde aşk diye sunulan şey de kadına şiddet olsun. Hatta nüfusunun yarısından fazlası gerçekten iyi bir mizah anlayışına sahip olsun ama filmlerindeki komedi anlayışı küfür, o**luk ve balgam olsun. İki kısa film çekenin Oscar havasına girdiği 300 metrekare arsaya 300 daire diken müteahhitin bir de ortasına tüy diktiği filmlerin olduğu bir yer olsun burası. Aksiyon? Bilim kurgu? Ama neyse ki az önce saydığım tüm eksikler için tek bir cümle yetti hepimize. Kurduk, rahatladık. O zaman yine kuralım. Repeat after me. Adamlarda para var, yapıyorlar abi. Adamlarda para var, yapıyorlar abi. Oh, efil efil. Bilmem bilir misiniz ya da hatırlar mısınız? 60'lı yıllarla 80'li yıllar arasında tonla süper kahraman ve bilim kurgu filmi vardı Türkiye'de. Peki o günden bugüne ne değişti? Görelim. Bakın bu 1982 yılından. Merkeze duyuru, yükseliyorum. İnişe geçiyorum. Bu da 2019 yılında. Ben kimseye bir zarar vermedim. Bu kuyruklu yıldızların elmasları bütün galaksinin, hepimizin... Teslim ol, hiçbir yere kaçamazsın. Kapa çeneni! İkisinin arasında ne fark mı var? İşte biri Full HD. Ha bu arada arabaların patlayıp uçtuğu filmlerimiz de vardı. Tamam arabalar biraz ufaktı ama en azından o dönem bir azim ve cesaret vardı. Sonra baktık cesaretle bir yere kadar çok daha kolay bir yöntem seçtik. Ne mi yaptık? Bir daha yapmadık. Her türlü derde sana yuva oldum, bu sana taşı. Ama buradaki yapmadık kelimesi çok önemli. Çünkü geçtiğimiz günlerde öyle bir şey izledim ki aslında yapamadığımızı değil yapmadığımızı anladım. İzlediğim şeyi yapan kişi ne az önceki cümlede geçen adamlar dediğimiz ecnebilerden ne de bütçesi o para var dediğimiz boyutlardan. İzlediğim o filmden görüntüler göstereceğim ama daha iyi anlayabilmek için karşılaştırmalı gidelim. Bu tam 40 kişilik Koreli bir ekiple çekilen 2 dakikalık bir aksiyon sahnesinin olduğu Türk filmi. Bu da arka planında sadece 3 kişinin çalıştığı bir Türk'ün filmi. Yani bir başka deyişle, yerli dizilerimizdeki tek aksiyonu sadrazamın sol tarafında 4 kadını idare etmek olan erkek başrole sette çay götürüp getiren kişi sayısıyla bu filmin arka planında çalışan kişi sayısı aynı. Evet, şu an görüntülerini görmekte olduğunuz %90'ı bu tarz aksiyon sahneleriyle dolu olan hatta 4 uzun metraj filmin toplam aksiyonunu 37 dakikalık bir kısa filme sıkıştıran bu yapımın toplam maliyeti 15.000 dolar. Gelelim bu filmi yapan kişiye. Filmi yazıp yöneten, tüm ses ve görsel efektlerini yapan, çoğu kişi bilmese de Görevimiz Tehlike ve Transformers gibi filmlerin ve Call of Duty gibi sağlam bir oyunun fragmanlarını yapan Ahmet Atalay. Ve tabii ki kendisi çok şey bilip kıymet bilmeyenlerin yüzünden Amerika'da yaşıyor. Üniversiteden mezun olur olmaz CEO'luk hayali kuran, ama ilk iş başvurusunda CEO diyerek uğurlanan öğrencilerin aksine ilkel şartlarda yaptığı fragmanları göstererek gitmiş Amerika'daki stajına. Şu ana kadar söylediklerim ve gösterdiklerim ah bir imkan olsa, para olsa diye diye kendini küçültenlerin aslında istese neler yapabileceğini göstermek içindi. Belki de bazı şeylerin ana para ve ana karaya bakmadığını anlatmak için. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın, bunları herkes yapabilir diye söylemiyorum. Yapabilenin de kıymeti bilinmiyor diye dedim. Yani bu video bir reklam çalışması değil, Türk dizi ve film sektörünü yeniden cesaretlendirme çalışmasıydı. Tabii öyle bir amaçları varsa.
Bir de kıymet bilinmiyor demişken, bu bahsettiğim film, ben bu videoyu yaparken henüz düğünlere halay çubuğu videosu kadar bile izlenmemişti. O yüzden sizi filmin tamamını izleyebileceğiniz yere götürecek olan YouTube linkini de aşağıya bırakıyorum. Eğer izlemek isterseniz desteğiniz belli olsun diye benden de bir selam söyleyebilirsiniz. Ha bu arada hala gitmediyseniz, filmde La Casa de Papel'le çukur arasında duran bilgisayar efektlerinin gözümüzü kanattığı sahneler yok mu? Var. Ama %95'i bilgisayar efekti olan 15 bin dolarlık bir film için görmezden gelinebilir sanırım. O zaman yine kıssadan hisseyle... Herkes çıkıp filme git. Kapat o zaman.